hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmış olduğum iki tane kitap alışverişini paylaşacağım. Bu koliyi henüz açmadım. Bunu birlikte açacağız. Bunu maalesef açmış bulundum. Çünkü içerisinde almış olduğum hediye bir kitap vardı. Onu verdim. Bu Diyaner'den geldi. Bu da Kitap Yurdu'ndan geldi. Bunu birlikte açacağımız için bunu hemen köşeye kaldırıp daha önce açmış olduğum koliden başlıyorum. Hiç ellemedim. Ops. İçindeki hediye olan kitabı çıkardım, verdim ve içindekileri şimdi beraber bakacağız sizinle. Önüne böyle bir yine patlak koymuşlar. Diyaner epey güzel paketlemiş gerçekten. Böyle de bu boşluk kalan kısmı kitaplar sarsılmasın diye böyle bir şey koymuş. Ne derler buna? Dolgu yapsın diye böyle işte. Böyle bir şişirilmiş kağıt koymuş. Tabii buna yerine gönül isterdi ki kitap koysun ama bunlardan koymuş. Şimdi gördüğünüz gibi vakıf serisini almaya başladım. Vakıf serisi benim çok merak ettiğim bir seri. Yazar da merak ettiğim bir yazar. O yüzden vakıf serisi Diyaner'de o akşam aslında almak istediğim kitap çok başkaydı. Onu şimdi birazdan göstereceğim. O kitabı almak için Diyaner'e girdiğimde hem de hediye bir kitap alacaktım. Onun için girmiştim. Bunları da aldım. Bir kitap diye girdim. Bu kadar kitap almış oldum. Her neyse. Bu vakıf serisi o akşam sanıyorum ki İtaki'de bir indirim vardı Diyaner'de. Çünkü şu anda video çekmeden önce de baktığımda vakıf serisi 16.75'ten yine indirimli satılıyor ama o akşam 15 liraydı. Bilmiyorum 15 lira olduğunu görünce de vakıf her zaman okumak istediğim bir seriydi ama önceliğim değildi. Fakat 15 lira olduğunu görünce hemen İtaki'den çıkmış olan bu güzel kapaklarla basılmış 3 tanesini aldım. Vakıf sırasıyla göstereceğim. Vakıf İmparatorluk ve ikinci vakıf. Gerçekten çok güzel tasarlanmış kapakları. İşte bir hasarı vesairesi yok. İtaki'nin kendi ayraçları olurdu normalde içerisinde. Ona bakıyorum ama herhalde Diyaner onları eklemiyor. Bu şekilde hiçbir problem olmadan geldi. Daha sonra bunlara başlar mıyım bilmiyorum. Bu vakıf serisi malum biraz uzun bir seri. Ama belli de olmaz. Şimdi şunu göstereyim. Bu aslında bu alışverişin sebebiydi. Bu Karanlık Sanatların ikinci kitabı. Ölümcül Oyuncaklar serisinin bir yan serisi. Gölge Avcıları ile alakalı. Gece Yarısı Lady'si birinci kitabı. Bu ikinci kitap. Gece Yarısı Lady'si bende yok henüz. O da yine 20 lira civarı falan ama bu kitap 15 liraydı. Öyle bir kampanyası vardı Diyaner'in. Hatta bu alışverişte BKM Express'le ben ödeme yaptım. BKM Express kullandığınızda Diyaner'de 15 liralık bir indirim kazanıyorsunuz. O da sanırım tek seferde falan oluyor. Ağustos sonuna kadar devam ediyormuş. Yine bir bu kitap yani mesela işte bu Gölgelerin Lordu 15 liraydı. Bu hediye olmuş gibi oldu. Epey de kalın bir kitap. Normalde 30 lira civarında falan satılıyor. Ama şu anda Gece Yarısı Lady'sine baktığımda 22 lira. Tam da emin değilim. Hani uydurmuş olmayayım 30 lira civarı falan diye. Ama 15 lira uygun bir fiyattı. O yüzden bunu aldım. Ve bir diğer aldım. Artık bu seriyi okumak istiyorum. Bunun Kral Katili. Cadı Avcısı bende var. Bu da ikinci kitap. Kral Katili. Av ve Şifacı henüz almadım ama bilmiyorum başlayabilirim. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Yazın da böyle okunacak kitaplardan bence bunlar. Ve hemen diğer koliye geçiyorum. Onun içinde benim gerçekten uzun zamandır almayı beklediğim iki kitap var. Şimdi beraber açacağız. Böyle etrafına kumarlamış var. Benim paketlemişler ki açmak imkansız. Evet.
böyle kitap kolisi açarken o kadar geriliyorum ki kitaplara zarar veririm diye. Ve açtım. Da 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 dam. Ay her yerde adres var ya. Allah Allah. Gösteremiyorum yani şöyle. Şöyle ters çevirip göstereyim. Illumine ve Cevina var. Pegasus'un ansiklopedi boyutunda kitapları. Bunlar kitap yurdunda bayram öncesiydi sanırım. Bunları bayramdan önce aldım ben. Bayram öncesinde böyle güzel bir indirim yapmışlardı. O zaman almıştım. Konuşamıyorum şu an heyecandan. Yani gerçekten göründüğü kadar kocaman bir kitap. Okumak için inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü çok farklı bir kurgusu var. Hani böyle tasarımı falan çok şahane ama tasarımından çok kitabın şu içindeki dosyalar, bunları okumak böyle beni çok heyecanlandırıyor. Obsidio'yu bekleyebilir miyim bilmiyorum. Ve Cemina. Bu Cemina malum 70 lira falandı ilk çıktığı zaman. Şunu şöyle hemen alayım. Şimdi size aldığım fiyatları da söyleyeceğim. Yine Illumine'de 40 liradan aşağıya falan satılmıyordu. Son zamanlarda 30 liraya falan düştü. Şimdi aldığım fiyatları söyleyeyim size. Cemina'yı 32 liraya almışım. Illumine'yi de 25 liraya almışım. Toplamda 61 TL ödemişim. Kargosu da ücretsiz olmuş. 62 Türk lirası 87 kuruş diyor. Toplam iki kitabın şimdi ağırlığı vardı kolide. Onu da size söyleyeceğim. 1,5 kilo mu? 1,600 mü? Öyle bir şey. İkisi. Yazmıyor. 2 kilo mu? Valla yazıyordu ama şu anda bulamadım. Çok merak ediyorum. O kadar fazla okumak istiyorum ki bunları. Serinin 3. kitabını bekleyebilecek miyim bilmiyorum. Ay böyle var ya, şu an videoyu kapatıp bunları incelemek istiyorum. Çünkü koliyi açmak için bekledim bu videoyu çekeceğimi bildiğimden. Benim alışverişim bu kadardı. Muhtemelen şimdi bu videoyu kapatır, bu iki kitabı incelerim. Okumaya başlar mıyım, başlamaz mıyım bilmiyorum. Eğer başlarsam Instagram hesabımdan görürsünüz. Instagram hesabımda şuraya bir yere bırakıyorum. Ay vallahi yani şu kitaplara böyle, bu kitaplar üstünde böyle saatlerce konuşabilirim herhalde. Çünkü gerçekten böyle epey bir zamandır. Yani elimden çıkalı ne kadar oluyor? Bayağı oldu. O kadar uzun zamandır almak için bekliyorum ki. Böyle hatta ya dedim ki Gülşah alma alma falan ama yani bu kadar indirime girince Ekim 2017'de çıkmış. İlk çıktığı zamanları falan hatırlıyorum. Yine Cemina da çok yakın bir zamanda çıktı. Ama iyi bir indirim yaptı kitap yurdu. Bu da Nisan 2018'de çıktı. Sanıyorum ki 2019'da da Obsidio çıkar. Yani öyle gibi duruyor. Bakalım. Göreceğiz. Aldıklarım bu kadardı. Yine şöyle kısaca bakalım. Illumine, Cemina, Kral Katili, Gölgelerin Lordu, Asimov'dan Vakıf, Vakıf İmparatorluk ve ikinci vakıf. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.